Moldova'da Transdniester diye bir cumhuriyet varmış. Burası işte bu savaş bize yeni yeni şeyler öğretiyor. 1990'da bağımsızlığını ilan etmiş burası ve Rusya yanlıları yaşıyorlar. Hiçbir devlet tanımamış. Kendi kendilerine öyle takılıyorlar ama Rus askerinin orada bulunduğu söyleniyor. Ve şimdi burada bir patlamalar oluyor. Rusya diyor ki biz yapmadık. Ukrayna diyor ki onlar yaptı. Orada bir hareket var. Bir izleyelim bakalım neler oluyor. Moldova'nın Ukrayna sınırındaki Transdniester bölgesine Ukrayna'dan ateş açıldı. Saldırıda can kaybı olmadığı açıklandı. Moldova'daki Transdniester bölgesinden yeni bir saldırı haberi geldi. Bölge İçişleri Bakanlığı, saldırının evlerin ve mühimmat deposunun bulunduğu köye yapıldığını bildirdi. Bakanlık olay hakkında detay vermedi. Ancak köy üzerinde gece boyunca Ukrayna'dan kalkan insansız hava araçlarının tespit edildiğini bildirdi. Rusya'nın Sovyetler Birliği'nin dağılmasından bu yana Transdniester bölgesinde askeri üssü bulunuyor. Ukrayna ise Rusya'nın buradaki üssünü kullanarak kendisine yönelik yeni bir cephe açacağından endişe ediyor. Geçtiğimiz günlerde Rus General Rustam Minekayev'in Ukrayna'nın güneyini kontrol altına alarak Transdniester'e karadan kapı aralayacaklarını söylemesi bu endişeleri arttırdı. Transdniester bölgesinde 24 saat içinde meydana gelen iki ayrı patlama nedeniyle de Ukrayna'daki savaşın çevre ülkelere sıçraması endişesi doğmuştu. Moldova Devlet Başkanı Maia Sandu, bölgede gerilimi tırmandırmaya yönelik girişimler olduğunu belirtti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise patlamaların sorumlusunun Rusya olduğunu savundu. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov ise bölgedeki olayları yakından takip ettiklerini söyledi. Konu Almanya'nın da gündeminde. Alman Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Moldova'daki durumun son derece kritik olduğunu belirtti.